Arkadaşlar, Oyun Dünyası kanalına hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün sizlerle props nasıl indirilir, nasıl kurulur, nasıl ayarları yapılır göstereceğim. Props normalde 30 saniye çekiyor. 30 saniyeden fazla çekemiyor. Bunun sınırsız olanını göstereceğim ben size. Linki de aşağıda veririm. Hemen linki şöyle yapıştırdık mı siteye girebiliriz. Turbobit'ten indiriyoruz. Şuraya güvenlik kodunu girelim. Ondan sonra download'a bastığımızda şuradan 57-56 saniye falan var, onun dolmasını bekleyelim. O dolduktan sonra inler. Ben şimdi videoyu durduruyorum, o dolduğunda geri. Evet arkadaşlar, doldu. O dolduktan sonra böyle bir link gelecek, buna bas, böyle bir ekran gelecek. Buna bastığımızda dosyayı indirir. Evet, gördüğünüz gibi iniyor. Ben önceden indirmiştim, o yüzden gerek yok. Hemen Chrome'dan çıkalım. Şunu şöyle WinRAR'la açtık mı? Evet. Bu Fraps, buna basıyoruz. Bu kuracaktır. Çalıştırsın. Evet, şu an kuruyor. Agree'ye basıyoruz. Nereye kurmak istediğinizi yazıyor. Ben C'ye kuruyorum. Next. Adı ne olsun diyor. Fraps olsun. Buradan ayarlıyoruz. Close. Tamamdır. Kuruldu hemen. Çok kısa bir kurulum var. Şimdi açıldı. Oldu. 30 saniyeden fazla sınırsız video çekebilirsiniz. Şimdi de Fraps'ın ayarlarını göstereceğim. Burada bir şey yok. Burada bir şey dokunmayın. FPS'e gelin. Buradan FPS'e basıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Burada da Fraps'ın video çektiğine dair göstergesi olan sağ üstte kaç FPS olduğu yazar. Sarı ve kırmızı şekilde. Sarı şekilde yazıyorsa anlayın ki video çekmiyor. Kırmızı şekilde yazıyorsa anlayın ki video çekiyor. O belirgenin hangi köşede olduğunu belirtmek istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Mesela sağ köşede ise böyle, sol köşede ise böyle. F12'den de onu değiştirebilirsiniz. Buna bastığınızda ise hiçbir yerde gözükmez. Ondan sonra şöyle Movies'e geldiğimizde hangi tuşta video çekmek istediğinizi yazıyor. Ben F9'da çekerim. Buradan ayarlayabiliyorsunuz onu da. 30 FPS yapmayın. Kesinlikle 60 FPS yapın. Çünkü hem kaliteli video çeker hem güzel video çeker. Ondan sonra half size, full size var. Buradan da full size'ı seçin. Bu tarafta bir şey kalmadı. Burada da record win 7 sound, stereo ve record external input, yani mikrofon sesi gelsin mi? Yani ben gelmesini isterim. Çünkü böyle video çektiğimde bunu kullanıyorum. Videoların nereye geleceğini bu chunk kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Ben kendi klasörüme hemen şuradan Fraps videolarına atıyorum. Oraya gelecek artık mesela videolarım. Buraya bastığında da o klasöre girebilirsiniz. Screenshot bölümünde ise hangi türde fotoğraf gelsin diyorsanız JPG yapın. Ben onu öneririm. Ve hangi tuşla çekmek istiyorsanız F10. Yine buradan chunk'ten ayarlayabilirsiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kardeş kanalımız Osmanlı Oyuncu'yu da takip etmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.